Arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün size anlatacağım hastalık kuruma hastalığı. Şöyle canlı bir şekilde göstereceğim ve tedavisini göstereceğim. Sizden ricam kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Şu elimdeki kuş kurumaya başlamış. Bunun tedavisini anlatacağım size. Kuruma şöyle oluyor. Bakın, bilmeyen arkadaşlarım, göğüs kemiği çıkıyor ve yan etler tamamen erimeye başlıyor. Ama bunu tedaviye aldığımız için tedavisi yanıt verdi, güzel gidiyor. Buna uyguladığım tedavi yöntemini size basit bir şekilde anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz zaten aklınıza yer edecek ve kimseye bir şey sormanıza gerek kalmadan kendi tedavinizi kendiniz uygulayabileceksiniz. Arkadaşlar, şu Biterel 500. Biterel 500'ü nasıl kullanacağınızı size kısa yöntemle tarif edeceğim. 8 eşit parçaya bölüyorsunuz. 8 eşit parçaya böldükten sonra her bir parçayı 8 gün yarım suluk şeklinde taze suyla kuşumuza servis ediyoruz. 8 gün bittikten sonra yapmanız gereken çok kısa bir şey. O tabii ki vitamin. Bu vapor kullanıyorum. Siz başka bir markada kullanabilirsiniz. Güzel bir vitamin. 10 numara bir vitamin. Tavsiye ederim. Kullanabilirsiniz. Bunu 4 gün kullanıyorsunuz. İlk önce Biteral 8 gün. 8 gün bittikten sonra 4 gün vitamin ve ardından kullanacağınız ürün nedir? Tabii ki probiyotiktir. Bakın, böyle bir probiyotik kullanıyorum. Bunu Türkiye'de belki bulamazsınız. Başka probiyotikler de kullanabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Ve 8 günün sonunda kuşun hareketlerinden zaten iyileştiğini anlayabileceksiniz. Şöyle bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Bir başka kullandığım ürün, gördüğünüz gibi Finguzone. Bunu da 7 gün kullanıyorum. 7 gün kullanıyorum. Peşinden yine vitamin ve probiyotik kullanıyorum. Arkadaşlar, benim kuşum sağlıklı, benim kuşumda bir sıkıntı yok gibi eylemlere katılmayın. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Sağlıklı bir kuş da kuruma olabilir. Yem yiyebilir ve su içebilir. Neşeli, ötüşünü yapabilir ve çiftleşebilir. Ama kuruma hastalığı ilerlediğinde, kursağa vurduğunda, bizim kursak mantarı diye tabir ettiğimiz hastalık olduğunda kuşun sonu ne oluyor? Tabii ki ölüm oluyor. Bunun için kuşlarınızı güzel kontrol edin ve sağlıklarından hiçbir şey eksik etmeyin. Bu bahsettiğim tedaviyi kullanırken, yaparken kesinlikle kafesinizde kum olmayacak ve kafesiniz ufak olacak. Kuşun fazla zıplamasına engel olacaksınız ve önünde bulunması gereken bol tohumlu yemler. Hastalık esnasında kuş hangi tohumu seviyorsa onu yiyecek ve daha çabuk, dirençli bir şekilde hastalığını atlatacak. Hepinize iyi günler diliyorum. Gününüz güzel olsun. Dediğim gibi arkadaşlar, öbür videoların devamı yine çok yakında, tabii ki İbrahim Kuşçu kanalında. İyi günler diliyorum.